Ali hala uyuyor. Ben de uyurken hem siyahları makineye atayım hem biraz ev toplayayım. Şimdi bir yandan kurutma çalışıyor, bir yandan çamaşır makinesi, bir yandan da bulaşık makinesini çalıştırdım. Temiz bulaşıkları yerleştirdim. Böyle içine şu anda BİM'den aldığım şeyi koydum. Bulaşık makinesi temizleyicisinden koydum. Boş çalıştırıyorum şu anda temizlensin içi diye. Zaten filtresini de temizlemiştim. Güzel temizlensin. Sonra birkaç tane kirlim var, onları yerleştireceğim içine. Yatak odasının havalansın diye camını açmıştım. Burası biraz soğumuş. Daha yeni kapattım. Aliye üzerine mama dökmüştü. Onun üstünü değiştireceğim ama ortam biraz ısınsın. Öyle değiştireyim. Bu arada size kızıma aldıklarımı göstereyim. Tabii burayı Aliye biraz dağıtmış. Dur kızım. Şöyle kızıma öncelikle şu beşli çoraplardan aldım. Öncelikle denemek için azaldım. Daha sonrasında diğer modellerini de almayı düşünüyorum. Şöyle 0-3 yaş arası böyle figürlü çoraplardan vardı. Böyle çakal bebek, Tweety, Mickey, ördek ve melek şeklinde. Aynı şekilde bunların 14'lü bir toka seti de vardı. Ben onu aldım. Yalnız şu çakıl bebekten içinde varmış. Görselde yoktu ya da ben görmedim bilmiyorum. Bunları ekstra sipariş etmiştim. Yani boşa sipariş etmişim. Oysa ki varmış içinde bir tane. Her birinden birer tane var. Yani şunu pek beğenmedim ama tilki. Bunu pek yapamamışlar. Ama diğerleri çok güzel. Bir de ayrıca şöyle bal kabaklı toka sipariş ettim. Bunlar o kadar hoşuma gitti ki. Biliyorsunuz ben arkadaşıma bunları yaptırıyorum. Hep ona yaptırdım bugüne kadar. Ama elinde turuncu renk olmadığı için bal kabağını yapamadı. Bu yüzden de ben de internetten sipariş verdim. Çünkü aynı fiyata yapıyorlar. Bu ikisi 50 lira. İnternette de 50 lira. Arkadaşım da 50 TL'ye yapıyor zaten. Bu şekilde bir alışveriş yaptım. Şimdi kızımın üstünü değiştireyim. Şöyle üzerine yerken meyve püresi döktük. Şu ebeveynden aldığım leke çıkarıcıdan da memnunum. Çıkarıyor. En azından şey yapıyorum. Beyaz olanlara çamaşır suyu ekliyorum. O şekilde çıkarıyorum ama beyaz olmayan kıyafetlerini bu şekilde çıkarıyorum. Hemen müdahale ediyorum ama biraz bekletiyorum. Sonra çitiliyorum. Direkt kirli sepetine atıyorum. Yani suyun altına tutmuyorum bile. Bu şekilde deterjanlı bir şekilde kirli sepetine atıyorum. Ve lekeler çıkıyor yani. Şimdi biraz bekleteceğim. Sonrasında çitileyeceğim. Bugün hava çok güzel. O yüzden şöyle ince mikili pijama takımını giydireceğim. Size ben bir şey göstermeyi unutmuşum. 3-4 gün önce şöyle bir suluk sipariş ettim. Bunu Trendyol'da favorilemiştim. Bakıyordum arada bir. Baktım indirimdeymiş. Hemen kaptım böyle. Çok memnunum. En azından su içmeye üşenmiyorum. İftarda işte gece yatarken her şekilde yanıma alıyorum. Hemen pratik oluyor yani. Diğer türlü bardağı doldurmak çok zor geliyordu ki ben çok su tüketen bir insanım ki emzirdiğim için de bol bol su tüketmem gerekiyor. O yüzden bence aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. İsterseniz siz de bir bakarsınız. Saat şu anda 3:30'a geliyor. Evde pide ve ekmek yokmuş. O yüzden ben de krep yapıyorum. Sahur hazırlığı. Bu arada ben bugün iftarda tektim. Bu yüzden dışarıdan sipariş ettim. Tantuni söylemiştim. Ama iftardan yarım saat sonra geldi. Tabii bu durum beni biraz sinirlendirdi.
Aç kaldım çünkü. Yemek falan da yapmamıştım bunun için. Bekledim. Yarım saat sonra yedim ama öyle iştah falan kalmadı yani. Ya onları da anlıyorum tabii ki ama keşke bir saat önce vermiştim, 1,5 saat önce vermiştim siparişi. Yani düşünün, ona rağmen iftara yetişemedi yani. En azından iptal etselerdi siparişi, ben de kendime bir şeyler hazırlardım. Olmadı yani. Sonrasında geç yemek yediğim için böyle çok çay falan da içmedim. Kola içmiştim. Artık o yüzden mi, yoksa duş aldım, saçımı bir süre kurulamamıştım, o yüzden mi başım çok ağrıyor. Verimli bir gün geçirmedim. Şimdi şöyle krep yapıyorum. Eşim de çok yorgundu. İftarı işten çıkınca arkadaşlarıyla yaptı. Böyle 11-12 gibi geldi. Biraz Aliya ile ilgilendi. Sonra çok yorgun olduğu için uyumuştu. Şimdi baktım Aliya uyumuyor. Eşimi uyandırdım. Dedim sen Aliya'yı uyut. Ben de sabır hazırlayayım. Bakın size Lile'yi de göstereyim. Bazen unutuyorum göstermeyi. Böyle ben yatmadan yatmıyor. Beni bekliyor. Görevim. Saatte kaç? 3:30. Bu arada size yarın limonu göstereceğim. Çünkü limon biraz hasta. Onun açıklamasını inşallah yarın yaparım. Şu an hiçbir şey gözüm kesmiyor. İnşallah unutmazsam onu da göstereceğim. Çayım da demlendi. Yatalım mı kızım artık? Beni bekliyor. Ben de suyumu içtim. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Saat 5'e geliyor zaten. Yatacağım artık. Yarın iş güç var. Yarın devam ederiz. Kızlar ne izliyorsunuz? İkisi de oturmuş robotu izliyor. Teknoloji kızlar. Ya. Bugün ben dinleneceğim. Bunlar çalışacak. Size limonu göstereyim. Limon sallabaç hastalığına tutuldu. Böyle kafası aşağı doğruydu. Sanki böyle kırılmış gibi duruyordu. Biz bunu gece sahurda fark ettik. Fark eder fark etmez de sabah 4'tü galiba. 4-5 arası Fatih hemen veterinere götürdü onu. Vitamin falan verdiler. Düzenli olarak sabah akşam kullanıyoruz. Çok şükür iyileşiyor. Şöyle kafası yine düzeldi. Çok kötüydü arkadaşlar kafası. Biz ölecek falan zannettik yani. Sabahı beklemedik. Hemen veterinere götürdük. Şu anda iyi kızım. Şimdi şöyle dışarı çıktık. Hava çok güzel. Yürüyüş yapıyoruz. Böyle park gibi bir yerde. Bu arada bize lojman çıkmadan önce şuradaki evlerden birinde kalıyorduk. İlk evim orasıydı benim.
Yürüyelim bakalım. Şurada Ramazan şenlikleri oluyordu. Şu caminin arkasında. Bahçeşehir 2. kısım olarak geçiyor burası. Rezidanslar falan da var. Şöyle şok markete geldik. Şundan alacaktım ama bunların boyutları küçülmüş ya sanki. Eskiden daha büyüktü gibi hatırlıyorum. Ama alacağım yani. Yapacak bir şey yok. Hatta şunlar internette çok pahalıydı. Acaba kızıma alsam mı böyle ek gıdasını koymak için? Ay açalım da bir saniye. Kırmadan. İnşallah. Hatta şurada açayım. Size de göstereyim. Hani böyle ona yolculuklarda kahvaltılık bir şeyler koymak için olabilir herhalde. Kuruyla olduğu için hem de kızıma hava aldırmak için yürüyerek gidiyor. Şoktan çıktım. Şimdi BİM'e gidiyorum. BİM'le şok arası çok yok zaten. Arabayı da birinin alması gerekiyordu. Onlar kızımla yürüyorlar. Ben de hemen şuradaki BİM'e gidiyorum. Onlar da oraya gelecekler. Kontrol edeyim. Herhangi bir kırık var mı diye. Yok. Büyük araba aldığıma bakmayın. Çok bir alışveriş yapmayacağım da. Çekimi rahat yapabilmek için bu arabayı aldım. Bakalım. Bayrama gideceğimiz için çok bir şey almak istemiyorum. Yine de şöyle bir bakayım. Şöyle aktüellere de bakayım. Şu küveselilerinden benim vardı. Ne bu? Çocuklar için lastikli çarşaf mı? Aa, elma desenliymiş. Çok güzel. Bakın. Bugün ne gelecek pek bilmiyorum ama. Söylüyorum. 204-500. Geldin mi kızım? Şu gözlüklerini çıkartsak mı artık? Şunlara bakalım. Oo, bu bayağı büyük görünüyor. Aa, çok şık. Vallahi güzelmiş ya. Ne kadar ki bunun 6 tanesi? Cam kase altılı 100 lira diyor. Ya aslında böyle herkesin önüne bir şey koymak için süper olabilir yani. Alsam mı bilemedim. Kontrol edeyim de. Eve geldik. Hemen Arya'yı emzirdim. Ona yoğurt yedirdim. Şimdi de uyudu. Robotu falan temizledim. Boşalttım. Şimdi size aldıklarımı göstereyim. Hemen İftar hazırlığına geçeceğim. Şöyle orada da göstermiştim ama çok güzel bir kase aldım. Normalde benim kase düşkünlüğüm yoktur. Çok fazla sevmem ama bu acayip hoşuma gitti. Buna böyle porsiyonluk cacık, salata ya da ne bileyim tatlı bile yapılabilir diye düşünüyorum yani. Böyle pudingdir vesairedir. İnsanların önüne atıyorum her birine cacık. 6 kişiysek
salataları vesaireyi görüştürürüm diye düşünüyorum. Eşim de telefonla konuşuyor. Şimdi bir de Şok Market'ten şöyle bir ikili, iki bölmeli Paşa Bahçe'nin kasesini aldım. Bunu niye aldım? Böyle biz bayrama gitmeyi düşünüyoruz memlekete. Böyle yolculukta kızımın ek gıdalarını koyarım. Atıyorum bir tarafına peynir koyarım, bir tarafına bebe bisküvisini koyarım. Bir şey yaparım yani hani. Tek bir kasede hepsini birleştirmiş olurum diye düşündüm. Hatta benim böyle termos çantalarım da var. Termosum da var. Sıcak suyumu falan her şeyimi de ayarlayacağım. Bu benim çok işime gelir diye düşündüm. Bir tane kalmıştı. Bunu da ben aldım. Hemen şöyle kapatayım. Bir de şöyle bir süzgeç aldım. Bizim orada buna ilistir deniyor. Sizin orada ne deniyor bilmiyorum. Süzgeç aldım. Bunu ben aslında çok daha büyük bekliyordum ama beklediğimden çok daha küçük çıktı. Yani geçen senelerde ben bunu görüyordum ama bu kadar küçük değildi. Hatta ben çok büyük diye anlıyordum. Sonrasında aklıma geldi. Yazın ben böyle kışlık konserve falan yapacağım. İhtiyacım olur diye düşündüm. Domates konservesi yaparken falan. Çünkü domatesin kabuklarıyla da kabuklarını böyle kaynatıp süzgeçten geçirip o postasıyla da salça yapıyoruz. Bu yüzden de lazım olur diye düşündüm. Böyle bir şeyim de yoktu. Yani kase gibi olan yoktu. Süzgecim var da. O yüzden bunu aldım. Yani ciddi manada her şeyin fiyatını arttırıp boyutlarını da küçültmüşler. Şok oldum. Aldıklarım bu şekildeydi. Şu kaseden almak istiyorsanız alın. Son bir tane kalmıştı. Bunu da ben aldım. Çok güzel. Gerçekten çok beğendim. İnşallah güzel günlerde kullanırım. Şöyle tarhana çorbası yaptım. Kızıma da şu şekilde ayırdım. Tabii içine baharat, tuz vesaire koymadım. Sadece çok küçük bir diş sarımsak rendeledim. Bir de kıvamını koyu tuttum Alya için. Şimdi onunkini ayırdım. Kendimizinkine bol sarımsak, baharat ekleyeceğim. Bir de full et suyuna yaptım. Kızıma şifa olsun diye. İnşallah şifa alır. Gelip seni alacağım, dur. Alacağım seni. Çorbayı yaptım. Eşim de şimdi böyle et aldı. O da lavada et yapıyor. Şurada biberlerimizi közlüyoruz. Domateslerimiz var. Anneciğim elini çek. Aman dokunma. Bugünkü iftarımız böyle olacak. Şöyle domatesi, soğanı, ekstra biberleri de ayarlamış. Camı da açmış. Biz kızımla oturma odasında oturuyoruz. Kendi görevimi yaptım ben. Çorbamı yaptım. Gerisi eşim de. Şarjım da bitiyor. Böyle yani. Yemek sonrası. Mutfağım mahvol. Ay bir görseniz her yer yağ. Her yer. Şu ocağımın her zerresi vıcık vıcık olmuş. Ama işte Gül'ü seven dikenine katlanıyor. Şöyle güzel bir temizlik yapayım tezgahımda falan. Bolca cift döktüm. Fıs fıs ciftlerden. Şu yağdanlıklarımı bilerek ocaktan geriye almıştım sıçramasınlar diye ama yine de sanki bir tık sıçramış gibi altındaki ahşabı hemen yıkadım. Birazcık yağ olmuş. Bunların da dibindeki yağlar bitsin. Hemen bunları da yıkayacağım. Makineye atmayacağım. Çünkü makineye atınca şöyle yapayım. Makineye atınca bozulduğunu söylüyorlar. Yani güzelliğini kaybettiğini söylüyorlar. O yüzden makineye atmayacağım. Şimdi gelelim fırına, ocağa. Şimdi önce çayımı demledim. Şimdi bunlara şöyle yağ çözücü sıkıyorum. Yağlarını salsın. Bunun bu ızgaralarını, bu aparatlarını, hatta fırının şu düğmelerini dahi yıkayacağım. Burayı makineye atacağım. Düğmeleri elimde yıkayacağım. Yani tertemiz yapacağım. Ama çaydan sonra. Şimdi çayımızı içtik. Alya'yı duş aldıracağız. Ama öncesinde şu fırını bir temizleyeceğim. Bulaşık makinesini çalıştırdım.
Her şey yolunda yani. Şimdi burayı güzelce temizleyelim. Çok pis, farkındayım. Hemen başlıyoruz. Şöyle de eldiven taktım çünkü yağ çözücü benim ellerime inanılmaz kötü yapıyor. O yüzden şimdi garantiye aldım. Ekstra köpük de aldım böyle. Hadi başlayalım. Ocağımı temizledim. Düğmeleri de çıkarttım. Şimdi elimde yıkayacağım. Şuraya süslü bezimi de takıyorum. Dantelli. Buradaki bezim de kirlenmiş. Bunu da yeniledim şimdi. Ve bitti. Şu düğmeleri yıkayalım. Düğmelerimi de temizledim. Tezgahımı, mutfağımı, lavabomu da temizledim. Şimdi küveti dolduruyoruz. Alya'yı yıkayacağız. Ve artık kapanışı, günün kapanışına geliriz yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Isırma kızım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.